Manşete hoş geldiniz. Gülen'le Mansimov arasında ne geçti? Buna bakacağız. Bu konu İsmail Saymaz'ın HalkTV.com.tr'de Azeri iş adamı Mübariz Mansimov'la ki şu anda ev hapsinde galiba ya da denetimli serbestlik mi bilemiyorum ama evinde çok fazla sağa sola gitmiyor, konuşmuyor. Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti ve zannediyorum o günden bu yana da yani 2 Mayıs'tan bu yana da yaptığı ilk ve tek açıklama. Pensilvanya'ya Mehmet Ağar'ın isteği üzerine gittik. İsmail Saymaz imzalı Halk TV Komteri'de yayınlanan bu söyleşiyle 2 Eylül tarihli bu söyleşiyle gündeme geldi. Bütün buna bakacağız. Bu söyleşide ne dedi? Ve Pensilvanya'da bu ziyarete tanık olan kişi ne anlatıyor? Bütün bunlara bakacağız. Ama ondan önce daha Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarıyla gündeme gelen 17 Aralık konuları var. Şunu söyleyeyim, gerek Sedat Peker'in itirafları açıklamaları, gerekse Erdoğan Bayraktar'ın 17 Aralık'ı teyit eden laflarıyla işte siyasette bir deprem bekleyen. ...veya sabahtan akşama ülkede bir şeylerin değişeceğini umanlar yanılıyor. Bu değişiklikler öyle sabahtan akşama, bu haftadan gelecek haftaya olmaz. Ama bu haftadan gelecek haftaya çok önemli açıklamalar olabilir. Çok önemli ifşaatlar olabilir. Çok önemli yeni bir takım itiraflar olabilir. Bütün bunların hepsi bir birikim elbette yapıyor ve... ...toplumun aydınlanması, toplumdaki genel kabullerin değişmesi... ...ve bu literatüre katkı... ...elbette sonuca da etki edecek, finale de etki edecek ama... Değişim öyle sabahtan akşama, akşamdan sabaha olmayacak. Nasıl ki şu an yıllara alan bir sürecin bugün 8-10 yıllık sürecin sonuçlarını yaşıyorsak. Ali Babacan demiş ki bir kişinin gözaltına alınması için 17 defa rüşvet almasını beklemezsiniz. Hepsini paket ediyorsun, eş zamanlı memleketin gündemine düşürüyorsun ve bu da yerel seçimlerden 3 ay önce yapıyorsun. Bu kesin bir darbe teşebbüsü, FETÖ terör örgütünün bir kumpası demiş. Ali Babacan neden böyle söylüyor? Ali Babacan esasen orada söyleyemediği şey şu. O dönem Halkbank soyulurken ben de Halkbank'tan sorumlu bakandım. Hepsi gözümün önünde oldu. Geriye doğru bu soruşturma falan hepsini biliyoruz. Zaten MİT de bize ihbar etmişti soruşturmadan 8 ay önce. Nisan 2013 tarihli MİT belgesiyle hükümete bu bildirilmişti. Aralık'ta operasyon oldu ki zaten soruşturmanın mazesi de bir 1,5 yıl öncesine kadar gidiyor. Dolayısıyla yani bu soyguna ben de benim sorumluluğumda oldu. Yani eğer biraz daha bu konuda yürürseniz bana da sıra gelir. Her kimse benden Erdoğan Bayraktar gibi itirafçı olmamı beklemesin falan Minvalinde söylüyor. Bir tarafıyla böyle, diğer tarafıyla Ali Babacan neden bu kadar beklemiş? Yani dikkatinizi çekerim. Ali Babacan da Ahmet Davutoğlu da 2018 Haziran ayına kadar milletvekiliydi ve partiden ayrılmak için milletvekillikleri o dönem sonunda bitti, bir daha aday gösterilmediler ve ondan sonra ancak partiden ihraç edildiler veya ayrıldılar. Nasıl ayrıldıkları umurumda bile değil. Yani neticede 2018 sonu 2019'a kadar bu partide şey, e, siyaset yaptılar. Yol arkadaşıydı Erdoğan'ın. Ama kabinede olsun, ama olmasın. Bir tek kelimeyle bir şeye itiraz ettiklerini duymadık. Onun için ben gerek Babacan'ın siyasi hareketine gerekse Ahmet Davutoğlu'nun siyasi hareketine başarılar da dilemiyorum. Neyse ne işte. Siyaseten onlar hakkında artık seçmen bir hüküm verir. Yarın öbür gün iktidara gelebilirler, iktidar ortağı olabilirler, muhalefet olabilirler, siyasi hayatları şöyle devam eder, böyle devam eder. Ama bu isimler hakkında tarih hükmünü vermiştir. Ancak aynı Ali Babacan aynı programdaki Karar TV'ye konuşmuş. Şunu söylüyor. Malum arkadaşlar diyor. Yüce Divan'a gitmemek için sağ solu tehdit ettiler. Malum arkadaşlardan kastı bakanlar. Ya arkadaş o yani Erdoğan Bayraktar dışındaki üç bakan. Muammer Güler, Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan. Niye tehdit ediyor o zaman? Yani gidersin Yüce Divan'da aklanırsın, yargılanırsın neyse. Masum olduğuna inanıyorsan. Değil mi yani? Onun için geçeceksiniz. Hem böyle söylüyorsun hem öyle söylüyorsun. Cevheri Güven, Ali Babacan'ın tweetini alıntılayarak, daha doğrusu Ali Babacan'ın partisinden atılan bu tweeti alıntılayarak, Deva Partisi tweetini alıntılayarak şu notu düşmüş. Tüm yolsuzlukları gördükten 6 yıl sonra, 2019'da partisinden istifa eden birinin bunu söylemesi tuhaf. 17 Aralık soruşturmasının başlangıç tarihi 17 Eylül 2012. Yani yaklaşık 15 ay önce. Böylesi büyük dosyanın operasyona bir yılda dönmesi gayet makul. AKP yolsuzluğa battı demek için 6 yıl beklemek makul değil. Evet. 17 Eylül 2012 operasyon yola çıktıysa Nisan 2013'te de Milli İstihbarat Teşkilatı bir bilgilendirme yazısıyla bunu hükümete bildiriyor. Reza Zarrab'la bakanların kurduğu ilişkiler üzerinden hükümet sıkıntıya düşebilir notu. Resmi yazı yalanlanmamış şey. O, o bir tespitti diye Recep Tayyip Erdoğan da 2014 yılında doğruladı o belgeyi. 18 Nisan yanılmıyorsam 2013 tarihli belge. Operasyondan 8 ay önce. 4. ayda hükümete bildirilmiş. 12. 12. ayda operasyon oldu. Farklı bir dilde söyleyeyim. O arada Barış Terkoğlu yazmış. diyor ki FETÖ'nün niyeti yolsuzlukla hesaplaşma değil, yolsuzluğu kendi iktidar hesaplaşmasına meze yapmaktı. Bu da AKP'ye FETÖ ile kavga ederken yolsuzluğu da örtme fırsatı verdi. Olan da yolsuzluk düzeniyle hesaplaşamayan Türkiye'ye oldu. Az evvel Ali Babacan'ın laflarıyla paralel laflar ama farklı bir cephede edilen laflar. Bir niyet okuyuculuğu esasen. Dünyanın her yerinde e, yargıda, yargıya intikal eden dosyalarda mühim bir bölümünde hesaplaşma vardır. İntikam vardır, biri birinin kuyruğuna basmıştır, biri birinin canını sıkmıştır. Şu vardır, bu vardır. Şu niyetle veya bu niyetle yapılır. Hükümeti devirmek niyeti de olabilir. Veya iktidardaki birinin ayağını kaydırmak niyeti de olabilir. Bir bakanı o koltuktan etme niyeti de olabilir. Bakanı sevmeyen biri, bakanın, bakanla kuyruk acısı olan biri, bakanın hakaret ettiği biri, kötü davrandığı biri gidip bakanın kirli çamaşırlarını yargıya verebilir. Ne, ne yapacağız şimdi bu? Bu adam bakandan intikam almak istiyordu. Niyeti kötü. E, amacı bakanı devirmek. Amacı e, toplum aydınlansın. E, yolsuzluk ortaya çıksın. Bakanın hırsızlığı ortaya çıksın değil mi diyeceğiz? Yargı niyet okumaz. Delille bakar. Dosyaya bakar. Ve bununla yürür. Velev ki cemaate yakın veya müntesip savcılar hakimler eliyle bir operasyon yapılmış olsun. Veya polisler eliyle. Velev ki. Durumu değiştirmez. 17 Aralık soruşturması son derece titiz, çok iyi hazırlanmış. Çok iyi hazırlanmış bir dosya. O öyle o kadar e, iyi delillendirilmiş, orta, e, ortaya bir yolsuzluk, bir rüşvet ağı konulmuş ki teknik takiple, soruşturma boyutuyla öyle titiz incelenmiş ki bu zaten bir sene kadar evvel uçtu uçtu altın uçtu falan manşetleriyle Yeni Şafak'ta akşamda falan Habertürk'te 3 gazetede manşet olmuş konular. Reza Zarrab falan meselesi. Kamuoyunun bilmediği şeyler değil yani. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca da sağlam bir dosya yani. Dosyaya bakacaksın. Savcıların niyetini okuma, polislerin niyetini okuma ve onun arkasında bir odak varsa onun niyetini okuma kimsenin işi değil. Ha elbette sen göre gereğini yap yargıda. Ondan sonra da evet bu intikam amacıyla veya işte efendim hesaplaşma amacıyla ortaya çıkmış bir dosyaydı de analizine de bunu ekle. Kimsenin bir itirazı olmaz. Ama dosya hakkında gereğini yap. Velevki kumpas, komplo, it, iftira o zaman da şunu yapman icap eder. Aa bak sonuna kadar gidelim bu konunun. Bu bir kumpastır, bu bir komplodur, bu bir iftiradır. Ee, burada başka bir art niyet var deyip o iftiracının, komplocunun, kumpastırın yüzüne çarp bunu. Şimdi Barış Terkoğlu böyle diyor da ayrı bir konu. Yani işte bu iktidarla farklı kulvarlarda görünüp kol kola girme. Aynı amaca giden yolda kol kola girme hali. Aynı Barış Terkoğlu'na çok yakın mesai arkadaşı, Cumhuriyet'te de beraber yazıyorlar. Düne kadar o da TV'yi birlikte yönetiyorlardı. Barış Pehlivan. Aynı gün yazmışlar. Barış Pehlivan farklı bir konuda diyor ki, CHP Sezgin Baran Korkmaz'ın ilişkilerini tüm Türkiye'ye anlatmak için kolları sıvadı. Sabıka Holding Adı altı Adlı çalışmada SBK'nın yani Sezgin Baran Korkmaz'ın siyaset, bürokrasi ve yargıdaki ayaklarına dair 15 isim de sıralanacak. Cumhuriyette yazdım diyor. Peki Sezgin Baran korkmaz meselesi kimin açıklamaları veya videolarıyla gündeme geldi? Mayıs ayında Sedat Peker'in birkaç videoda gündem, gündeme getirdi ve olay patladı falan büyüdü. Peki Sedat Peker e, olay aydınlansın, yolsuzluklar ortaya çıksın, e, e, kamuoyu aydınlansın, işte şeffaf bir dönem, bir temizlik dönemi, safraları atalım dönemi falan. Bunun için mi çıktı ortaya? Hayır. Hesaplaşmak için çıktı. Kendi intikamı için çıktı. Kendi meselesi için çıktı ve bunu da saklamadı. Şimdi ne yapacağız yani? Sedat Peker'in iddiaları veya ortaya koyduğu kimi belgeli kimi bilgi, kimi tanıklığı ifade eden, kimi kendi içinde de bulunduğu olayları anlatan konuları. Ya bu adamın derdi hesaplaşmak, bu adamın derdi e, e, Tayyip Erdoğan'ı veya işte Süleyman Soylu'yu devirmek. Bu adamın niyeti başka deyip niyet okuyacağız ve ortaya koyduğu bilgi belge duyum ve dosyalarla alakalı iddialarla alakalı harekete geçmeyecek miyiz? Geçmişsin işte. Barış Terkoğlu hayır geçmeyeceğiz diyor. Çünkü onun arkasında cemaat var diyor. Burada da onun arkasında Sedat Peker olduğu halde bu iddianın gündeme gelmesinden Barış Pehlivan diyor ki hayır işte bak. Yargı çalışıyor. Peki Barış Terkoğlu'nun tweet'inin yerine CHP'yi koyalım. Bakın burada CHP geçiyor Barış Pehlivan'ın tweet'inde. CHP'nin niyeti yolsuzlukla hesaplaşma değil, yolsuzluğu kendi iktidar hesaplaşmasına meze yapmaktı. Bu da AKP'ye CHP ile kavga ederken yolsuzluğu da örtme fırsatı verdi. Olan da yolsuzluk düzeniyle hesaplaşamayan Türkiye oldu. Koy FETÖ'yü çıkar, CHP'yi koy bakayım ne oluyor. İşte burada CHP yazıyor geçiyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Salaklaşmamak lazım. Dünyanın her yerinde yargıda kimi nedenler olabilir? Kuyruk acısı, hesaplaşma, intikam şubu falan dosyaya bakacaksın. Deliller sağlam mı değil mi? Ona bakacaksın. Savcının niyetini okumayacaksın. Medyanın niyeti kimsenin umurunda bile değil. Polisin niyeti de. Niyet okuma yapmayacaksın. Ayrıca niyet okuma yaparak verdiğin hüküm de doğru değil. Nasıl ispat edeceksin bunu? Alnında mı yazıyor insanların bir operasyon timinin üyesi oldukları? Ama adamların ortaya koydukları dosyada her şey delillendirilmiş, belgelendirilmiş, teknik takiple vesaire ortada. Orası daha net yani. Dosyaya bakarsan dosyada da daha da kesin bilgiler içeriyor. Ha işte devam ediyor. Daha belki yayında söylemiştim bir önceki yayında. Devede kulak demiştim şey. 17 Aralık 25 Aralık soruşturmaları. Devede kulak. İşte bak devede kulak. Ee, en son Tayyip Erdoğan Cengiz Holding'in 1.6 milyar liralık projesine vergi ve KDV muafiyeti vermiş vergi ve KDV muafiyeti. Ve yine okuyoruz haberin detayında. Baba oğluna yapmaz bunu yani. Bak neler vermiş Tayyip Erdoğan Cengiz'e ki Cengiz Tayyip Erdoğan'ın muhtemedi. Yani ya komisyon alıyor ya maaş alıyor öyle bir şey yani. Tayyip Erdoğan aile şirketi, kendi şirketi, onun gibi başka şirketleri de var. Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisna ve iadesi, vergi indirimi, vergi indirim oranı %100, yatırım katkı oranı %80, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreli SGK işveren primi desteği, 10 yıl süreli gelir vergisi stobaj desteği, azami 20 milyon TL tutarında ve 5 yıl süreli nitelikli personel desteği, 75 milyon TL ile sınırlı 10 yıla kadar enerji tüketim harcamalarının %50 oranında enerji desteği ve yatırım yeri tahsis teşvikleri sağlanacak kazanacak. Kıyağa bak yani. Bu sadece biri. Sosyal ağlarda paylaşılmış dikkatimi çekti. İşte yukarıdaki yerken aşağıya kırıntılar düşüyor. Bu Türkiye'nin halidir. Şimdi bakalım ağara benzin istasyonu hediye ettim. Gazeteci de sormamış ki babanın hayrına mı hediye ettin? Mübariz Mansimov meselesine gelelim. Aynı zamanda ağara oturacak evde hediye etmiş. Halk TV.com.tr'de Azeri iş adamı bir Barizman Mansimov başlığa da onu çekmiş. Pensilvanya'ya Mehmet Ağar'ın isteği üzerine gittik diyor. O bölüme geleceğim. İşte FETÖ ile bir temasınız oldu mu? Fethullah Gülen'le, Fethullah Gülen'e Mehmet Ağar'la beraber ve onun isteği üzerine gittim. Yoksa Ağar da biliyor orada FETÖ ile kavgamı. Gülen'e hiçbir zaman sempatim olmadı. Mezhebim Şia, bizde tarikat olmaz. Türkiye'de 20'nin üzerinde okul yaptırmışım. Milli Eğitim Bakanlığı biliyor. Tek bir okul FETÖ'ye verildi mi? İsmail Saymaz neden ceza çıktı diye sorunca da cezanın boş yere verildiğini hep beraber göreceğiz diyor. Ee, aşağıda da Fethullah Gülen'le ilgili arada geçen bir takım hadiseleri anlatıyor. Bildiğim kadarıyla özel uçağınızla Pensilvanya'ya gittiniz diye soruyor İsmail Saymaz. Mansimov cevap veriyor. New York'a gittik. Helikopter kiraladım. Pensilvanya'ya geldik. İhsan Kalkavan bize katıldı. Gülen'in önünde oturduk. Gülen Erdoğan için iyi şeyler konuşmuyordu. Sen kim oluyorsun? Varsan bugün Erdoğan sayesinde sen karar ver. İmam mısın? Politikacı mısın? Dedim. Bu lafıma alındı. Bir tek şey dedim. Sizin yanlış yolda olduğunuzu düşünüyorum. Yanınıza gelenlerin de yanlış yolda olduğunu düşünüyorum. Bu lafı söyleyip çıktım. Bir süre sonra da ağır çıktı. Diyor. Evet. Yani kendi ziyaretiyle ilgili detayları bu şekilde e, anlatmış e, Mübariz Mansimov. Yalnız e, burada e, Mübariz Mansimov'un özellikle bu tanıklığına ilişkin olarak TR7 e, TR724'te ekran e, Ekrem Cumanlı e, mühim bir e, açıklamada e, bulunduğu. bulundu dünkü yayında. Şimdi size onu getireceğim ve o ziyarette Ekrem Dumanlı da oradaymış. Yani Mübariz Mansimov Pensilvanya'dayken Zaman Gazetesi'nin o dönem evet genel yayın müdürü olan Ekrem Dumanlı da oradaymış ve o da bu ziyarete tanıklık etmiş. Mübariz Mansimov'la Fethullah Gülen arasında bir diyalog geçti mi? E, ya da Mübariz Mansimov'un e, Mansimov'la Fethullah Gülen'in arasında ne geçti? Durum neydi? Onu dilerseniz Ekrem Dumanlı'nın anlatımıyla TR 724 e, yayınından e, kesip getirdiğim 2-3 dakikalık bölümde birlikte izleyelim. Bu Mübariz denen adam Hoca Efendi'yi ziyaret kaç kere geldi bilmiyorum ama bir geldiğinde bak tanıyor olarak söyleyeyim ben de oradaydım. Ben de başka bir şey için gelmiştim, karşılaştım. E. İki defa gitmiş. Içinde Mehmet Mehmet Ağar'da Mehmet var mıydı sizin tanık olduğunuz ziyarette? Yoktu. Ağar yoktu. Ama kim vardı söyleyeyim. İki tane kıymetli iş adamı vardı mübarizin yanında. Bir de Türkiye'nin çok iyi tanıdığı e, önemli bir e, hekim vardı. Bu yani, iş adamları e, kamuoyunun tanıdığı iş adamları değil mi? İsmi söylendiği zaman herkese biri, hatırlayacağım. Sadece birini söyleyeyim de kendime şahit olsun o. Söylediğimin doğru oldu. Akın Bey de vardı. Şimdi beraber mi geldiler, orada mı karşılaştılar bilmiyorum. Ama ben gittiğim zaman Türkiye'den iki tane önemli iş adamı vardı. Bir de mübariz vardı. O iyi, önemli iş adamlardan bir tanesi hala Erdoğan'ın yakınlarından birisidir. Ee, söylemek istemiyorum. Kendisine de zarar gelsin istemiyorum. Ee, benden dolayı en azından zarar gelsin istemiyorum. Hoca ben ile ikimiz yürüyoruz. Biz yürürken bu Ramiz şey, şeyi gördüm. Mübariz. Ee, mübarizi gördüm. Mübarizi. Bak öyle kapıya tekme vurdum. Hani sen çok güzel bir benzetme yapıyorsun. Komutana dedim ki el pençe divan duruyordu mübariz kardeşim. Şimdi palavra sıkmanın bir anlamı yok. Saygıda kusur etmiyordu. Zannedersin yani çok 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 böyle orada bulunan herkesten daha saygılıydı. Öyle söyleyeyim bak orada bulunan insanların hepsinden daha saygılı duruyordu. Kalktılar biz yürürken önümüze geldiler. Dediler ki, hocam bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Hocam estağfurullah ben beri fotoğraf çekmeye çıkmamıştım yürüyecektim. Hocam böyle bir kare fotoğraf çekelim. Ve o kare fotoğraf. Şimdi ben o kare fotoğrafı İsmail Saymaz'ın veya Mübariz'in önüne atsam söylediklerinin hepsini yutmak yemek zorunda kalırlar. Kardeşim yapmayın böyle palavra sıkmaya gerek yok. Geldiğinizde Hoca Efendi'ye çok büyük saygı gösterdiniz. Ben daha başka isimler de söyleyebilirim. Hoca Efendi'nin yanına geldikleri zaman akla hayale gelmedik cümleler, eline öp, sarılıp öpenler. Kim bugün biraz prim yapmak istiyorsa bir. İki, kim kendi ayıplarını, hatalarını, kusurlarını, ahlaksızlığını saklamak istiyorsa ve bir de Erdoğan'dan korkuyorsa hemen cemaatin arsaklanıyor. Fethullah Gülen Hoca'nın aleyhine, camianın aleyhine ver ediyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Bunlar onların artık son sığınaklarıdır. Yani böyle yalama dönemi, yıkama dönemi sona ermiştir. Hani ne diyor yakında bir parti yetkilisi? Yüzde itirafçı olacak diyor. Evet, doksanı itirafçı olacak. Ne halt yediklerini tek tek anlatacaklar. O yüzden Erdoğan Bayraktar'ın bütün benim dosyamdaki bilgiler A'dan Z'ye doğrudur. Tamamı doğrudur. Hiçbir efendim montaj yoktur. Hiçbir şantaj yoktur demesi o anlamı ifade edecek cümleler kurması çok önemlidir. Evet böyleyken böyle İsmail Saymaz'ın yazısında Mansimov'un dediklerini ve o ziyarete tanık olanlardan Ekrem Dumanlı'nın söylediklerini ekrana getirdik. Takdir kamuoyunun. Ağara benzin istasyonu hediye ettim. Gazeteci de sormuyor ki babanın hayrına mı hediye ettin? Evet. Ama işte Türkiye. O arada Sedat Peker e, susturuldu iddiaları üzerine bir tweet'i e, RT etmiş. E, ne yapsın adam? İşte bilmem ne söylemeyeyim susturdular. Çok susturdular. Ne yapsın adam daha ne yapsın falan. Evet. Evet yani bunu RT etse de bunu hazmedemese de susturuldu iddialarını hazmetemese de Sedat Peker konuşmuyor. Epeydir video çekmediği gibi artık tweet'te atmıyor. Tweet ile gündem belirleme falan inisiyatifini de kaybetti. Öyle görülüyor. O arada Cem Toker paylaşmış, adilce temsil edilmek oyunuzun kullandığınız gibi yansımasını istiyorsanız seçim yasası dümeninden önce parmak boyasının geri gelmesine odaklanınız, talep ediniz, gündemde tutunuz benden önermesi. Yani bu çağ dışı şey önerilmek durumunda kalıyor. Neden? E çünkü... Türkiye hala 2021'e gelindiğinde sağlıklı bir seçim yapılamıyor, A acayip bir manipülasyon, çalınan oylar, şu bu falan söz konusu. AKP 20 yıldır iktidarda düzgün işleyen bir sistemi, yani ben kendimi bildim bileli seçimlere hiçbir şaibe, hiçbir şey karışmamış. Herkes seçim sonuçlarına saygı duyar vesaire Seçim gecesi bu iş biter falan. Ama AKP'nin son 3-5 seçiminde olayların nasıl sarpa sardığını gördük. Ee, yazık yani bugün bu çağda. Türkiye sağlıklı seçim yapamaz noktaya geldi. Cem Toker de ondan öneriyor. Yani parmak boyası geri gelsin diyor. Yani aslında önerdiği şey de çağ dışı bir şey ama yapacak bir şey yok. Yani tekrar biz Afganistan, Pakistan modeline döneceğiz yani maalesef. O arada ee, Mehmet, e Mehmet Semih Yalçın Milliyetçi Hareket Partisi e, Genel Başkan Yardımcısı bu ittifak e, seçim yasası seçim kanunu falan gibi konularla alakalı tweet atmış bir dizi ve orada diyor ki ittifakların e, CHP'li e, Engin Özkoç'a cevap verirken ittifaklarının ayrışacağı ihtimali gözlerini korkutuyor. Siz değil miydiniz barajın düşürülmesini isteyen diyerek esasen Semih Yalçın e, muhalefet ittifakını çatırdatmak, muhalefet ittifakını bölmek için bir hamle yapıldığını MHP ile beraber e, söylüyor. Ayrıca şunu söyleyeyim, mevcut anayasada seçim kanununda yapılacak bir seçimin önümüzdeki bir yıl boyunca uygulanmayacağı maddesi hala duruyor. Tabi anayasa falan rafa kalktı falan ama böyle konularda herkes anayasayı önüne alıp okuyor. Yani eğer iktidar seçim kanununda bir şey yaparsa, bir düzenleme yaparsa bir yıl boyunca olacak seçimlerde yani 365 gün içinde gidilecek seçimlerde bunu uygulayamıyorsunuz. Yani bu değişiklik Eylül ayında yapılırsa önümüzdeki Eylül'e kadar seçim yok demek. Veya Ekim ayında yapılırsa önümüzdeki Ekim ayına kadar seçim yapamazsınız. Bu değişikliklerle seçim yapamazsınız. Eski kanunla eski e, ne bileyim kurallarla seçim yapabilirsiniz demek haliyle. Ekim'de meclis açılır ve bu kanun geçirilirse bilin ki bu kanunla e, bu kanunda samimilerse bu kanunla gidilecek seçim önümüzdeki Ekim sonunda olacak. Bir yıl sonra. Yoksa bu kanunun hükmü yok. Kanun bir yıl 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde işe yaramıyor. Evet bunu kimse hatırlatmıyor. Bunu da ben hatırlatmış olayım. Eser Karakaş demiş ki bir devletin yönetilemediğini en sağlam kanıtı yüksek enflasyon oranıdır. Türkiye bu sabah itibariyle dünyada en yüksek enflasyonlu 12. ülkedir demiş. Ekleyeyim o da açıklanan resmi rakamlarla. Eğer gerçek açıklansa belki ilk 10'a ilk 8'e ilk 6'ya girecek. Ferhan Şensoy dün Ses Tiyatrosu'nda uğurlandı. Türk tiyatrosunun çınarı Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törene katıldık. Sanata verdiği değer, tiyatro sev sevdasına adadığı ömür falan diye Kültür Bakanı bir tweet atmış. Yazıklar olsun ona. E, 2008'den itibaren AKP iktidarı Ferhan Şensoy'un tiyatrosuna desteği, yardımı kesti. Ferhan Şensoy da birkaç e, talepte bulunduktan sonra bunu e, istemeyi bıraktıklarını söylemişti. Ne zaman? 2018'de Ekşi Sözlük yazarlarıyla buluşmasında ama böyle de gidip işte cenazesinde hem konuşuyorlar hem kürsüye sahneye çıkıyorlar hem de böyle hakkında Kültür Bakanı, te, devletin kültür, devletin utanması yok yani. Devletin Kültür Bakanı büyük ustaya teşekkür falan diyor. Büyük ustayı batırmak için elinden geleni yaptın. Tiyatrosuna falan destek vermedin. Ondan sonra da cenazesinde böyle yani. Evet. Son bir not Fethullah Gülen'in Kenya'da kaçırılan tırnak içinde onların moda Ankara'nın moda tabiriyle söyleyeyim paketlenerek mit operasyonu falan haftalar süren Selahattin Gülen onca işkence falan ifade imzalatma olayları falan tahliye edilmiş. Ergun Baba anda onun üzerine şunu notu düşmüş. Operasyonla kaçırıp getir, kahramanlık hikayesi yaz ve fos çıksın. Diyecek bir şey yok. Gerçekten belli konularda sözün bittiği yerdeyiz. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Biz iki haftadır yeni yayın dönemine girdik esersen. Pazartesiden cumaya sabahları güne bakışta Turan Görür Yılmaz ekranda oluyor. Ben de öğleden sonra akşama doğru artık hangi saat dilim ise Türkiye'ye göre konuşuyorum. Manşetle ekranda oluyorum. Bu tempoyu pazartesiden cumaya artık yeni sezonda sürdürme kararlılığındayız. Cumartesi günleri perde arkası var Erhan Başçurt'la. Pazar günde de Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le gerçek ekonomi var. Herkese iyi hafta sonları.